Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Philips Marathon'la evi süpürürken emişi düşerse ne yapacağız? Bunları anlatacağım. Arkadaşlar, bir süpürge eğer emişi düştüğü zaman hemen tamirci lütfen götürmeden önce yapmanız gereken şeyler söylüyorum. Yapmanız gereken şeyleri anlatacağım. Şu başlığın içi toz dolacaktır. Toz dolmuş olabilir. Bu başlığı temizleyin. Sonra takın, şansınızı deneyin. Olmazsa şu teleskopik boruyu alın elinize arkadaşlar. Bunu ışığa doğru bir gözünüzü kapatarak ışığa doğru tutun. Eğer ışık geçiyorsa borun içinde tıkanıklık yok demektir. Yani boruda sıkıntı yoksa eğer. O zaman geriye iki seçenek kalıyor arkadaşlar. Hortum ya da filtre. Hortumu iyi anlamak için makineyi boş bir şekilde çalıştırıyoruz. Kendi sesini duyduktan sonra hortum taktığımızda eğer bir anda kırmızı ibre geliyorsa hortum tıkanmış demektir. Hortumu nasıl temizleyebiliriz? Şurada iki tane çıkıntısı var. Buradan ayıracaksınız arkadaşlar. Düz tonavide tarafıyla. Burada da dört tane çıkıntısı var. Bunu da ayırdıktan sonra virada sopasıyla içine sokarak sert cismi falan çıkartacaksınız. Bir öyle şansınızı deneyin. Sonra şu tutma konuda sıcak kaynar suyla bir güzel içinden geçirin. Ki burada belki tıkanıklık vardır. Sonra tekrar bunu takın yerine. Ondan sonra arkadaşlar eğer ibre yanmıyorsa hortum tıkandı fakat iyi güzel çekmiyor. Sıkıntı neden olabilir? Hemen oraya geçiyoruz. Arkadaşlar, bakın şimdi bu süpürgenin kendi sesi. Gayet güzel emiyor. Bakın. Arkadaşlar, süpürge buradan emiş yapıyor. Şimdi ben burayı tıkayacağım. Sizde varsayın ki süpürgenin içi komple tıkanmış. Bakın sesi bir duydunuz. Süpürgenin sesi değişti. Bakın. Şimdi arkadaşlar. Sesi duydunuz. Süpürgenin sesi değişti. Kağıdı alıyorum bunu. Şimdi filtrelerde 3 tane ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi burada oluyor. Bunu temizlemek içinse süpürgenin kendisi zaten buradan vermiş filtresini. Bunu alın. Lavabonun olduğu lavaboya gidin. Sıcak su doldurun. Fakat tıpasıyla kapatın. Kaynar suyla şöyle güzelce sıcak suyun üzerine şöyle bir fırçalayın arkadaşlar filtreyi. Zaten temizledikçe zaten bu beyazlayacaktır. Eski renginden daha çok parlayacaktır. Yani tozlanmış halinden daha çok parlayacaktır. Beyazlayacaktır. Kuruduktan sonra arkadaşlar. İyice kuruduktan sonra yerine takıyorsunuz. Sonra şu süngeri de yıkayın. Bakın. Yıkamak istemiyorsanız eğer. Şöyle çırpın. Sonra bunu da geldiğiniz gibi takın. Kuruduktan sonra tabii ki. Üçüncü filtre de arkada oluyor. Bunlar da arkadaşlar HEPA 13 olur da ben bunu değiştirdiğim için siz kendi süpürgenize illa HEPA 13 çıkacaktır arkadaşlar. Bunu mutlaka değiştirin. Yıkamaya kalkarsanız filtreniz yırtılır. Onu baştan söyleyeyim. Değiştirmek daha mantıklı olacaktır. Çünkü diğer türlü filtre yıpranacaktır. Eskisi gibi iyi olmayacaktır. O yüzden en mantıklısı arkadaşlar 3 filtreyi değiştirmek daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bütün bunları yaptığımız halde çekmiyor ise o zaman emiş motorunla pervane kısmına bir tıkanıklık gelmiş olabilir. Bu tıkanıklığı anlamak için ise zaten süpürgenin kendi sesinden dolayı belirtecektir arkadaşlar. Motoru söktünüz. Baktınız şurada
şöyle göstereyim. Şurada pervane bıçakları falan var. Bu bıçaklar full kalın tozlar dolmuş işte, kapanmış işte şu delikler. Motor çekmeyecektir. Tam tersi bağıracaktır. Ya da delikler açık fakat bu sefer de ağzını tıkadığınızda böyle çalıştırırken böyle titreşim ve ses veriyorsa, çekmiyorsa pervanesi patlamıştır. Bununla uğraşacağımızda sıfırıyla aynı tipten motoru alıp değiştirmek daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Ben bu motoru ta 5 ay önce değiştirmiştim. 245 ile 280 ile değişiyor fiyatlar arkadaşlar. Hangisini istiyorsunuz diye sipariş edip ya da alıp takabilirsiniz. Evet arkadaşlar, umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğendiyseniz eğer beğenme like atmayı unutmayın. Kanalıma eğer abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Size çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.